Hayatımda bana engel olabilecek durumları yaşıyorum açıkçası. Yani evet, üniversiteyi kazandım, birçok faaliyetlere girmiş olabilirim ama üniversite hayatı benim için biraz daha farklı geldi. Yani ailemden uzak olmak, burada yaşadığım şartlar, ailemin yanında olmadığım kadar rahat olamayışım elbette beni zorluyor. Bana engel mi? Yani çok engel değil. Ama ailemin yanındaki rahatlığım olmadığı için ister istemez zorlanıyorum. Küçükken göz ameliyatı olmuşum, şaşılık ameliyatı. Tekrardan rahatsızlanınca tekrar bir kayma olmuş. Daha düzelme oranı olmadığı için şu an görmemde miyopluk diyebileceğim bir görme sorunum var. Orada tanıştığım edebiyat hocalarım, başta Esra Durmuş ve Sümeyra Yol olmak üzere bana edebiyatı sevdirip bu bölümü kazandırdıkları için onlara çok teşekkür ederim. Tabii onların katkısı bana çok oldu. Yani ben edebiyatı sevmezken hani onların desteğiyle edebiyatı sevdim ve bu bölüme geldim ve başaracağımı da düşünüyorum. Yurttan çıkışım, dolmuşa binişim, yani elbette dolmuş kalabalığı oluyor, öğrenciler doluyor. Kalabalık olduğu zaman tutacak yer bulamıyorum, dengemi sağlayamıyorum. Ya okumak güzel, evet, elbette güzel. Ben bunu okumanın tatlı, acı tarafı olarak görüyorum. Yani elbette bir sıkıntı yaşayacaktım. Ya bu da tuzu biber oldu diyebilirim. Engelime rağmen okumaya çalışmak, bir şeyleri çabalamak, yani kendime gösterebilmek için çabalamam bile beni mutlu ediyor. Yani başarsam ve başarmasam bu benim için bir mutluluk. Yani denedim demek istiyorum en sonunda. Okutulmayan, ne bileyim, ailesi tarafından zorluklar yaşatılan insanlar da var ama sağ olsunlar, benim ailem bana bu konuda çok yardımcı oldular. Her zaman klasik bir cümledir: umutlarını kaybetmesinler. Yani başarılmayacak bir şey yok bu hayatta. Ben onu gördüm. Yani yeter ki bir hedef belirleyip o hedefe ulaşmak için çaba göstermeleri yeterli. Bazen kimi insanlar, evet, bazen çok iyi yaklaşımlar oluyor. Kimisi fark etmiyor durumunu. Ona göre normal mişitin gibi farklı tepkilerde bulunabiliyorlar. Ben bunu garipsemiyorum. Sonuçta durumumu bilmiyor. Onu bilmediği için farklı bir tepkide bulunuyor. Bazen durumumu bilip de fazla abartanlar da oluyor. Ben bundan açıkçası rahatsız oluyorum ya. Yani evet, durumum böyle böyle ama hani yardımcı olmak istiyorlar. Biraz da bazen abartılabiliyor bu yardım. Sanki hastalığım, durumum yüzüme vuruluyormuş gibi hissediyorum. Açıkçası beni çok olmasa da bazen rahatsız etmişliği var. Yüzme bölümünde geliştirmek istiyorum. Yani
zorlanıyorum. Evet, durumdan dolayı bazen zor yüzüşler yapabiliyorum ama kendimce kendimi geliştirdiğimi düşünüp yüzebiliyorum. Yani kendimi daha da geliştirebilirsem, ya olimpiyatlar olsun, yarışlar olsun katılmak da isterim açıkçası.